Güzelim, merak etme, seni de atacağım, merak etme, tamam, heş atacağım, merak etme ya, aa ah, merhaba arkadaşlar, heş mermim birazcık kaşınıyor da, H hit misin sen? Sen, sen hit mi olacaksın? Gücü, 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 canım benim, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama bittiyse videoya geçelim mi? Geçelim. Evet efendim muazzam atraksiyonlardan sonra aşırı beğenilen ama tahmin etmediğim kadar beğenilendiğim ikili mouse videosundan sonra daha böyle bir sakin havada geçen grill videosu ile birlikte karşınızdayız. Ben de grill, Müslüm Bey'in altında EBR var ve göreceğiniz üzere turbo şarj yerine daha alengilli bir turbo şarjımız var. Deneysel donanım kullanıyorum hareket halinde de isabetimi arttıran, dispersion'ımı yani dağılımı azaltan Karelya'da seviye 9'larla dolu bir maçtayız. Topçu yok ancak orta tank çok üzerine gene sıkıntılı şekilde hafif tanklarda mevcut. İlk başta Müslüm Bey burada kendisini ortaya sokuyor. Neden? Ve arka tarafta kalıyor çünkü belirli durumlarda özellikle uzun geçecek bir maçı düşünüyorsanız hafif tankların hareketlerini izlemek ve ondan sonra bir hamlede bulunmak daha mantıklı. Yani burada ne yapıyoruz? Karşıdan gelecek bir EBR'nin ve Manticore'un İlk başta açılmasını, sonradan bizim EBR'imizin açılmasını hedefliyoruz. Bu hani pasif-agresif bir hamle olarak da düşünebilirsiniz. Sonuçta EBR'ye baktığımızda konumu başka tankları açacak kadar aslında ileride. Yani karşıdan bir hamle gelirse onları açabileceğine eminim. Ee, sol taraf, sağ taraf dağılım var gibi düşünürken TNH açıldı. Demek ki bir yerlerden bir hafif spotu var ve gözüküyor ki EBR, EBR'ye belki girer mi? Boom! Headshot! <laughs> Bu ses efektini aslında YouTube'da aradım. Bir tuşla yapmak istiyordum ama dedim Alp senin zaten sesin yeter. Boom headshot yapmaya." Güzel bir açılış. Çok önemli bir burada kill. Neden? Çünkü düşman EBR'si gitti. Yandan yediği Gril'in 750 ortalama hasarlı AP mermisi Cephaneliğin çok kıvrımlı noktalarında gezdiği için işleri biraz kızıştırdı ve 1300 hasarımızı burada verdirtti içinde patlatarak bu mermiyi. Şimdi bu hamleden sonra tabii Müslüm ileri doğru ilerliyor. İleri doğru ilerlemek ne demek? Aşabilirim diye gidiyor. Ben de olabildiğince kontrollü bir şekilde yaklaşıyorum. Sonuçta bir mantikor var etrafta ve nerede olduğunu bilmiyoruz ama o noktaya kadar gitti ve mantikoru açamadı. Muhtemelen sağ tarafta çok alakasız arka tarafta ve burada RNG birazcık beni kotarıyor. Mantikor arkaya doğru kaçacak zannediyordum ve bu atışımın kaçmasına sebep oluyor bu durum. AS3 ve E5'in yanında açılan Mantikor'u artık bırakıyor ve önden gelen AS3'e doğru atışımı yapıyorum. Şimdi Mantikor'un da o kadar arkada olduğunu bildiğim için burada önümdeki çalılıklar yeterince bana kamuflaj sağlıyor. Özellikle Karelya'da bilin ki bu üst tarafında diğer üstte daha az aslında korunaklı çalılar e, ve burada... Ko yani C7-8 konumunda kaldığınız noktalar haritanın %70'ine belki de atış bulmanıza imkan veriyor. İlk başta bu sağ bölge, sonra ortadaki hafif tankların bölgesi, en orta hengame bölge ve sol taraftaki burada balkon bölgesi haritanın kilit noktaları. E, defansif bir şekilde takılmaya devam etmemiz lazım. Çok fazla bizim düşman, yani düşman takımını çok görmesem de, e, eksi 2000 canda gözüküyoruz. Benim 2000 hasar vurmama rağmen şu ana kadar. Yani durum biraz böyle kafa kafaya e, sıkıntılı gidiyor. Şimdi e, Müslüm de geri geldi. Aralarına atış bulabilir miyim diye bakıyor. Kendisini kurtarması gerekti. Çünkü çok net atışlar gelmedi. Ve ben burada ikinci mermimi de E5'e yapıştırıyorum. Yani oradan gelen iki tane ağır tank benden birer tane yemiş oluyor. Ama çok yanlış bir şekilde Rhyme Metal buradan geçilip açıldığı için full canını bırakıyor. Ve benim önümde ölüp gidiyor. Carrefour'a bakıyorum ve açıldığımı gördünüz. Muhtemelen sol tarafa geçmiş oldu anlamına geliyor burada Manticore'un. Arka taraftan geldiğini hiç zannetmiyorum. Hatta burada zaten Zaten müslüm ediyorum muhtemelen burada sol tarafta var bu arada şunu da belirteyim burada oynadığım grill basın hesabı üzerinde yani full mürettebat ve kullandığım deneysel donanım da son seviyesinde olan bir donanım onu da belirteyim. Onun detaylarına yayında daha fazla giriyorum ama bu deneysel donanımlar özellikle bazı tanklarda tek donanım yerine iki donanım kullanmış gibi olmanızı sağlıyor. 10 üzerinden 10 performans alacaksanız bir tahvilli donanımla, diyelim ki tahvilli turboşarjla 10 üzerinden 7'ye 8'e indiriyorsunuz ama 2 tane takıyorsunuz. Hem iyileştirilmiş dönüş mekanizması hem de turboşarjı 10 üzerinden 7 şart kullanarak çok güzel bir şekilde 10 üzerinden 15'lik toplamda. Yani böyle bir buçuk porsiyonla iki porsiyon arası donanım kullanmış gibi oluyorsunuz. Hatta aynı örneği vermiştim. Bir buçuk porsiyon İskender yemek yerine bir porsiyon İskender yanında mercimek çorba sonrasında da kaymaklı kadayıf yemiş gibi olabiliyorsunuz aynı fiyata. Bazen bu tercih edilebiliyor. Her tankta gelmiyor. Ben burada bu gereksiz anekdotlarımı yaparken benzetmelerimi sürdürürken de Müslüm gene çok güzel bir şekilde oradan çıkıp EBR'li C ile birlikte mantikoru açtı ve ben de ucu ucuna yaptığım atışla o mantikorun paletinden birazcık daha içeriye doğru yakalayarak ölmesine sebebiyet verdim. Yani ne oldu şu an? İki tane hafif tanklı oyundan düştü. Projektu tam beklediğim yerde. Ama işte RNG her zaman tutmuyor. Başkasını ammu'rek atan bu top gidiyor, projektonun paletinde kalıyor. Zaten son dönemde kablo netle alakalı bazı pingsel sıkıntılarım var. Özellikle yayında oynadığım neredeyse 10.000 belki spot hasarına, 2.000-3.000 hasara ulaştığım maçta neler başıma geldi? Neler kayıp paketlerden dolayı. Ya olacağı varmış diyoruz. O yüzden takılmıyoruz. RNG RNG'dir. Üzerine bunun pingi, latency'si de e, süsüdür. E, Hindistan cevizidir. <laughs> Antep fıstığıdır. <laughs> Şimdi sağ taraf sıkıntıda biz 4000 hasara geldik. Projettoyu aslında önemliydi o merminin girmesi. Bu esnada Müslüm de sadece 400 cana düştü. Ama halen olduğum nokta sağa sola destek vermem için bence yeterli. Şimdi tabii ben kaşınıyorum. Niye kaşınıyorum? Çünkü bir şeyler yapılması lazım. Sol alt tarafa hiç fazla öyle örneklendiremedim kendimi anlattığım için. Orada ağırlara karşı takımımız ezildi ve balkona kaçmış durumda. Balkonda da sadece 500 canı kalmış. Bir 277 var. Foşta geri dönüyor. Benim burada yapmak istediğim şey hazır Projectivo Carrefour arka taraflara çekilmişken bu TNH'e destek vermek. Ve birazdan sıkılıp şu an en son zaten EBR'nin önünde belki Müslüm'ün hop derken M4 açılıyor ve AP mermi sokmayı başarıyorum burada. Ancak kayın arkasına kaçtığı için bir daha atış bulamayacağım. o yüzden çok fazla uğraşmayacağım onunla. Yani bu tarafı açıp açmayacağına bakacaktım. Oradaki desteğimi verdim ve şimdi işler haritanın ortasında kızışmışken Progetto ve Carrefour'un da biraz aklının o bölgelere doğru kaydığını düşünüp E5'e doğru hamlemi yapıyorum. Bu yaparsınız, yapmazsınız size kalmış ama hep diyorum benim işim agresif hamlelerle hafif ve orta düzeyde risk almak, büyük düzeyde risk aldığım saçmalıklarla da ortalığı biraz sıvamak oluyor. Ama şu an önemli. Çembere dikkat ediyorum. 50 metre çemberine. Ve güzelce arkasına geliyorum. Şimdi E5 burada kafasını çevirirken biraz hızlı geçiyorum yanından. Ve bu nedenle TNH'ın vuramamasına sebebiyet veriyorum. Hatta dönüp TNH'e vuruyor. Ben burada biraz böyle ikilemde kalsam da ikinci dönüşümü de yapıp... Atıyorum ama arada yiyorum E5'ten. Gene de iki tur döndüm tavaf ettim. Üçüncü tura beni tavaf ettirmedi. Yarıda kaldı E5 haccımız ama yapacak bir şey yok o hamlelerle 6000 hasar yükselirken Teni aşın da önünü boşaltmış oluyorum. Şimdi tabii bu tarafı rahat böyle aldım diye birazcık hani acaba birini görür müyüm görmez miyim hamlesiyle bakarken Carrefour'dan yiyorum ve hani o atış çok iyi olmuyor benim için 550'ye düştüm. Bayağı sıkıntılı artık eee önümdeki Projecto'dan ve Carrefour'dan iki atışlık hale geldim. FV'ler falan da durmaya devam ediyor. O yüzden kendimi arkaya doğru konumlandırıp kaçıyorum ama Burada aklında bir şey var. Bu kaçış rotası çok temiz bir rota değil. Nedenini birazdan göreceksiniz. Projetto arkaya doğru dönmüş. Bana ilk mermisini aynen böyle sokuyor. Ben hatta korkuyorum arka taraftan acaba Carrefour'da atacak mı diye. Neyse ki o beni görmüyormuş ama durum 8-9'a geldi. Şimdi evet 6000 hasar verdik. Evet Müslüm de yaşıyor ama yeterli değil. Hala ayakta kalmamız lazım çünkü takımda iş yapamama durumunda kalmış çok kişi kaldı. Çok kişi bulundu ve hatta ortadaki 277'de de gene ortaya çıkmış olan VT'ye ölüyor ve ben buradan hani aradan bakıyorum. Bu bulunduğum konum da çok temiz değil. Aklım yine arka tarafta Progetto geriye gidip bu noktaya girerse beni gene açacak. Bu yüzden iyice sola doğru yaklaşıyorum en azından. Orayla mesafeyi açayım ama aynı zamanda da sağ tarafta açılacaklara doğru isabetim atışım olabilir mi diye. AMX M4 51. Yani seviye 9'daki arkadaş hiç açılıp açılmadığıma bakmadan ilerliyorum. Neden ilerliyorum? Ona kapanmam lazım. Açıldıysam risk alayım diye. Şimdi gene kafa marka tarafta. Hem Carrefour hem projette atabilir. Burada gerileme sebebim de aynen bu. Benim burada kayanın arkasında kaldığımı düşünerek oraya gelecek atışlar olacaktır. Ve bir tanesi geldi zaten. Gördüğünüz gibi AMX kapandığı anda ben geri basmaya başladım. Bu bilinçli bir hamle. Çünkü ona kapandıktan sonra ona kapalı olmadığım isimler... Eğer ki, bakın görüyorsunuz nereler atış geldi, kayaya atış geldi. Benim orada olduğumu düşünüyor olabilirler ve oraya blind yani kör atışlar yapmaya devam edecekler. Böyle durumlarda eğer kanatlardan uzak mesafeli atış yiyeceğinizi düşünüyorsanız ancak kapandığınızı biliyorsanız klasik yerlerde durmayın geriye çekilin. Evet açıkta gibi duruyorum ama ben buraya geri çekilip atış yapmadığım sürece o Amex'imin açma ihtimali yok. Buradan da güzel bir şekilde kendimi aşağıya bırakıyorum çünkü olduğum yerde kalmamın artık bir artısı yok. O Amex kendisini göstermeyecek. Kaya da iyice geriye doğru kaçacak. Ben ancak onu A0 noktasına doğru gittiğimde belki görebilirim. Çaprazdan yani çok dar bir açıdan böyle görebilirim. O kadar hani geniş durmama ve aşağıda kalmama gerek yok. Hakim noktaları kullanmalıyım ve bir artısı daha eğer o VT delirdiyse ve üstümüze doğru geliyorsa onu açma ihtimalim var. Elbette ki EBRS ile burada Müslüm de onu yandan görecek olabilir ama ben de burada nispeten böyle hani şu çalı da bekleme nedenim tamamen o mesela ilk başta. Acaba bir gelirse hani bir atışım olursa. içimde bir şüphe var çünkü ben olsam yapardım. Ben olsam bu hamle yapardım ama neden hareket ediyorum tekrar? EBR'siyle ile Müslüm ilerlediği için artık o riski alabilirim. Yani arayı da görür, önü de görür diyorum. Ve buradaki küçük tepeliğe çıkıyorum. Bu nokta aslında ağır tanklarla da kafa kafaya oynamak için güzel olabiliyor. Özellikle üstünüzü koruyorsanız. Durum 8'e 10 ve Leopard'la birlikte EBR Orada bir şey atıyor. Ben de göreceğim, ben de göreceğim. Heat mermimi yüklüyorum. Daha net bir atışa ihtiyacım olabilir. Ön zırhını göreceğim diye. Çünkü tahminimle onun ön zırhını bana açacağı... İyice bekliyorum ve buradan atışımı yapıp Amex'in ah, işini bitiriyorum. Tahmin ettiğim gibi oldu. Kayanın arkasına fazla kaçtığı için benim az önce beklediğim noktadan atışım olmayacaktı. Üst çemberi içerisine geldiğimde atış imkanı buldum. Düşmanlar çoğunlukla özellikle böyle karışık durumlarda hala 6-7 oyuncu hayattayken sizin nereye doğru hamle yapacağınızı çok iyi bilmeyebilir. Ve bu kaçış hamlelerini ne kadar erken gerçekleştirirseniz sizinle alakalı düşünceleri de hala aynı yerde olduğunuza yönelik olacaktır. Bu yüzden kaçabildiğiniz kadar hızlı kaçıp olabildiğince hızlı kanat değiştirmek o düşmanların size yanlış açılarda kalmasına sebebiyet verecek. Elbette benden önce Leopard ve EBR'den yedi ama daha fazla kaçacak noktası yoktu ve Leopar da EBR onu delemedi. Ama benim grilim Heat mermisini sokmayı bildi. Özellikle de uzak mesafede ve yavaş mermi hızıyla ki Heat'imin mermi hızı da aynen 900 metre bölü saniyeyle ile bombe almasını sağlıyor. Bombe de özellikle açılı zırhları çok seviyor. Daha dik bir şekilde vurmayı hop başarıyorsunuz. O eğimli zırh bir anda Tiger 1 zırhı gibi dümdüz zırh oluyor. Daha rahat ediyorsunuz. Uzak mesafelerde isabetsiz olsanız da kafasına doğru topçu atışı gibi gidiyor mermiler. Leopar'ın tabi full canı olması burada onu beklememize sebebiyet veriyor. Yani biz hamle yapmayacağız artık Leopar'cığım. Senin gitmen gerekiyor muhabbetindeyiz. Hatta 1700 canı olduğu için iyi değil yani bu diyorum oyunu sonunda kalan 10 oyuncudan 9'u bu canda kalıyorsa kötü oyuncudur. O yüzden fazla bir beklentim yok. Sadece adam açmasını bekliyorum. Ete'yi bu gördüm. Arkada Leobar varmış. Hoppa. Oh. En azından onu almayı başardı. 11'e 11 durum. Bu kadar çene çaldıktan sonraki asıl sıkıntı ne peki? 2 dakika kaldı oyunda. 7700'deyim. Progetto Carrefour ve FV yaşıyor. Bir tane de Type 61 var sol tarafta. Vakit yok. Tek bir şans var. E bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Gidip üst çemberine girmek. Bundan sonra onların da oyunu alması çok düşük ihtimal. Projetto bu arada Foş 155'e bastı. En azından bir adamın orada bizim üstün içindeki adamla uğraştığını biliyoruz. Ve onların bizi balkonda düşündüklerini biliyoruz. Bu noktada 3 kişi birden kolay kolay üst çemberine basmaz. Tek şansımız bu. 1 dakika 30 saniyede o projetto ile Carrefour'u istemedikleri sürece üzerlerimize. Basmadıkları sürece alma şansımız yok. Type 61 de burada olsaydı şu ana kadar Müslüm açardı ve kendi yani bizim üst çemberimize bir tankın girdiğini görüyoruz. Bu projekte de olabilir. Carrefour'da olabilir. Bilmiyoruz ama neyi bekliyor şu an? Bak yeni arkada yani önde Müslüm. Üst çemberine girmiyor. Anca Leopard girdiği anda giriyor ki aynı anda girilsin ve daha geç tepki verebilsin diye düşman. Beni beklemediler. Çünkü beklemeleri gerek yok. Bir dakikamız var. Ben de girdiğim zaman 25 saniye. Şimdi bu işte bu beklemek zorunda olduğunuz nokta. Bir tane blind atış geliyor. Arkaya doğru düştü. Muhtemelen bu çalının içinden geçti. Full canıyla burada Leopar beklemeye devam ediyor. 10 saniye daha biri gelecek mi? Son 47 saniye. Bir resetlik hakkımız var ama Leopar'ın yemesi lazım. Ben ya da burada Müslüm yerse bu reset devam ediyoruz. Olacak mı? Olacak gibi bir atış daha reload eder mi FV? Etti ama gene aynı noktaya attı. Aynı çalın içinde. Çok klasik noktalara denedi. Ve biz burada kendimizi sığınağın arkasına tuttuğumuz için zaferi getirmeyi başardık. Bu eğer... 5 dakika daha olsaydı belki hasarla bu işi yapabilirdik ama ne bende ne de Müslüm'de can vardı. Ben toplam 5 kişiyi alt ederek o da toplam 1 kişiyi çekerek bu oyunda hem yüksek hasarımızı oyunun sonunda da taktiksel bir oynanışla özellikle de Leopar'ın hiçbir hamleyi yanlış yapmaması sayesinde güzellikle bitirmiş ve burada maçı getirmiş olduk. Efendim umarım hoşunuza gitmiştir. Hem bir taktiksel olarak hafif tank TD paslaşması oyunu oldu. Kanatlardan o E5'i çevirmeyle yarı agresif hamleleri nasıl yapabileceğiniz, sonrasında neler yapmamanız gerektiği ama gene de hayatta kalmak için nerelere ne kadar tutunmanız ve küçük oyunlarla o kayalara nasıl yaklaşacaksınız, kendinizi geri çekmeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu gibi noktaların üzerinde durup son anda da şansımızı sonuna kadar kullanıp tutturduk, maçı getirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir maç sonu sonuçlarına bakalım. As madalyası gelmiş. 147 bin kredi. 9600 çarpanda kullandığım için galiba. Hatırlamıyorum ne yaptığımı. E, deneyimin geldiğini. Yüksek kalibre madalyası ve tank keskin nişancısı madalyaların geldiğini görüyoruz. Takım hasarlarına bakıyoruz. Ve gördüğümüz şey biz azimkiyle yani benim e, hasarımla gördüğünüzde aynı. Çünkü kör atışım olmadı. Selçuk olsaydı belki bir tane filan sokabilirdi o Carrefour'a ya da Manticore'a daha öncesinde. Ee, biraz daha şanslı olsaydım aynı şekilde zaten projedeydi vursaydım bu hasarı belki 9k'larda görebilirdik ama elimizden bu geldi. Bu arada iş yapmadığını dediğim Leopard 23 atış yapmış, 15'inde isabet ettirmiş. Sonrasında ben oyun içerisinde baktım. Bu adam 9700 rating'li çıktı. Hani maçın o son 2 dakikasına kalan 10 adamdan 9'u kötüdür dedik ya. O işte 10 adamdan 9'u değilmiş. O ona, o 10 adamdan biriymiş iyi oyuncu olduğu için ve Leopar'ı agresif kullanmasına rağmen ki hatırlarsınız benim Leopar videomu ne kadar büyük hasar çıkarmasına rağmen çiziksiz çıktı o savaştan. O şekilde kullanan bir oyuncu çıktı ve o sayede de düzgün yani son anda yaptığı bütün hareketlerde hiçbir biz böyle falsa görmedik şaşırmıştım. Oyun sonunda onun e, girip hesabına baktığında bu değerleri netleşmiş oldu. Müslüm de 2K burada hasar atmış ve 5500 de spot hasarı vermiş olduğunu bize gösteriyor. Aslında deneyim olarak baktığınızda 1044 düşük bir deneyim ama e, özellikle grilde çok iyi oyunlar çıkarmadıkları için as madalyası daha rahat bir şekilde geldi. E, düşmana baktığımızda oyunun sonuna kalan Projetto da en iyi adamları olarak ön plana çıkıyor. 26 atış yapmış. Arkasındaki FV'de gene 8 atışıyla 5000 hasarı kendini taşımış. Carrefour o kadar gizlenmesine rağmen 20 atışta 8 isabet olduğu için fazla bir ekstra şey yapamadı. Ancak Manticore'ları ve özellikle de EBR'leri ciddi şekilde güme gitti. Efendim, bu ara ne yazık ki Replays ile alakalı bir sıkıntı var. Yeni savaşlar çok az yükleniyor, o yüzden daha çok kendi savaş kayıtlarımdan göstereceğim. O yüzden çok öyle 10 binlik, 15 binlik ya iki mouse ile dünyaları devirmedik maçlar gelemeyebilir. Geldikçe tabii ki size paylaşacağım ama bilginiz olsun. Ne sıkıntısı var diyecek olursanız, özellikle iyi bir maç çıkarırsanız, bakın sizin için özellikle bana replay atanlar veya buraya yüklemek isteyenler için ki bana replay atmayın diyorum filan buraya yükleyin. Ee, bilginize maçınız çok iyi geçtikten sonra kaydınızı açıp izlemeyin. Önce buraya yükleyin, ondan sonra izleyin. Bir hata var şu an. Eğer maçınızı izlerseniz buraya yüklemeden önce yükleyemiyorsunuz siteye, hata veriyor. E dosyanın uzantısıyla alakalı bir sıkıntı var. Tanınmayan uzantı diyerek bir hata veriyor. Tam War Gaming bug'ı yani bu. O kadar mükemmel bir klasik War Gaming hatası ki bu yüzden çok az şu an savaş kaydı var. Üzerine de en son gelen bu Çin garajı güncellemesinden ötürü dün ya da ondan önceki gündeki bütün savaş kayıtları bozuldu. Hiçbir şey izlenmiyor. o sürümü komple sıfır bir oyun gibi kurmanız gerekiyor ve onu da yapacak bende takat yok. O yüzden ancak işte 16 Ocak'tan mı diyeyim 17 Ocak'tan itibaren onu güncellemenin geldiği tarihten sonraki savaş kayıtlarını izleyebiliyorum. Ve lütfen eğer onu benim de izleyip buradan savaş sonuçlarını görebilmemi istiyorsanız izlemeden buraya yükleyin savaş kaydınızı. Efendim sevgiler saygılar umarım hoşunuza gitmiştir. Başka kayıtlarla görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay ben mermime gidiyorum. Ya sen yere mi düştün ya sen